Değerli izleyiciler, merhaba. Ben Kudret Ayıldır. Yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Önemli bir süreçten geçiyoruz. Küresel borsalarda önemli bir aşağı yönlü baskı izlemekteyiz. Bunun arka planında ABD Merkez Bankası Fed'in özellikle faiz artırımı konusuna daha agresif bir tona bürüneceğine ilişkin piyasa beklentisi söz konusu. İş tarafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz konusunda bir değişikliğe gitmedi, ama yeni dönemde acaba bir faiz indirimi gelir mi hususu ana odak noktamız olacak. Küresel tarafta Fed, iş tarafta TCMB'nin yeni dönemdeki görüntüleri bu anlamda gerçekten önemli takip edebileceğimiz bir süreç olacak ki sizlere işte. Kişisel kanalımda bu tarz video çalışmaları ya da kurumsal tarafta GCM yatırım içerisinde yine video çalışmaları olsun, özel raporlar, uzman görüşleri olsun. bunlarla alakalı sizleri e, genel değerlendirme anlamında bir ilgilendiriyor olacağım. Tabi bu süreçte dediğim gibi ana odak noktamız FED olacaktır. Daha sonra biz kendi iş dinamiklerimize döneceğiz. Şimdi global tarafta özellikle e, ABD Merkez Bankası'nın bu yıl 3 adet faiz artışından daha fazla faiz artıracağına ilişkin beklenti söz konusu. Enflasyon yukarı yönlü hareketlerine devam ederken bu noktadaki beklentiler ciddi anlamda agresifleşti. Yabancı kurumlarda 4 ile 7 adet faiz artışı gerçekleştirebileceğine ilişkin düşünceler ön planda. Fed'in şu anda Aralık toplantısına vermiş olduğu ekonomik projeksiyon mesajında 2022 yılı için 3 adet faiz artışı beklentisi var. Önümüzdeki hafta yani yeni hafta dinamiklerinde biz Fed'in ilk toplantısını göreceğiz bu yıla ilişkin ama Mart ayında ekonomik projeksiyonları göreceğimiz için oraya daha fazla ağırlık kazanacaktır. Bu toplantıda işte Fed'in görüntüsü, Fed'in mesajları nelerdir? Bunları da inceliyor olacağız. E, Chicago Borsası vadeli tahminlerine baktığımızda bunu Google'da CME Fed Watch olarak da bakabilirsiniz. Orada %90'a yakın bir oranda mart ayında faiz artışı beklentisi var Fed'in ilk faiz artışının Ocakta olur olmaz soru işaretleri varken orada tahminlere baktığımızda biz şu an için mart ayında ilk faiz artışı beklentisi içerisindeyiz. Ve burada tartışmalarda da şu da var. Yani standart 25 bas puanlık faiz artırım yerine 50 bas puanlık bir faiz artışı gerçekleşebilir şeklinde bir e, piyasa görüntüsü de söz konusu. Ama oradaki tahminlere baktığımızda 25 bas puanlık ilk faiz artışı beklentisinin ciddi anlamda ana odak noktası olduğunu söyleyebiliriz. Yani global tarafta Fed bu tür bir agresif tonda yer alırken biz kendi iş dinamiklerimizde Acaba merkez bir faiz indirimi yapacak mı hususuna geliyoruz. Şimdi baktığımız zaman bu toplantıda merkez faizi pas geçti. 2022 ilk çeyrek görüntüsüne Bekte gör politikası mesajı vardı. Aralık toplantısında ama Geçen haftaki toplantı yani yılın ilk toplantısında bu ibare kalktı. Bu ibare kalktığı için acaba Merkez Bankası bu süreçte bir faiz indirimine gider mi? Sayın Erdoğan nasıl bir mesaj verdi? Faiz indirimi konusunda aceleci davranmayacağız. Bu güzel bir açıklama. Çünkü hani eğer biz bu konuda aceleci bir tavır içerisine girersek otomatik olarak daha önce yapılan hataların devamı geleceği için soru işaretleri oluşturur. Ama burada Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin açıklaması biraz kafaları karıştırabiliyor. Neden? Çünkü Ocak ayında enflasyon zirve yapacak ve bundan sonra enflasyonda bir geri çekilme. Oysa ki zamlarla birlikte enflasyonun yeni normali %40-45 aralığında belki %50'ye yakın sayabilecek. İşte Ocak ayı verisi, tekhaneli mi çift haneli mi bunlar gerçekten önemli Olacaktır ki nitekim zamlarla birlikte sadece bu zamlarla birlikte enflasyon üzerinde 4-5 puanlık bir e, fazlalık yaratacağını düşündüğümüz zaman %45'lere yakın sıyacak teorik anlamda bir enflasyon yeni aylık veri setinde şaşırtıcı olmayacak. Ama e, Hazine ve Maliye Bakanı diyor ki orası zirve olacak oradan sonra düşüşler gelecek. Ama bir yandan da Fed'in Mart ayında faiz artabileceği bir ortam var. Zamların geliyor olduğu bir görüntü. Her ne kadar kur e, burada baskı altında kalmış olsa da 14'leri aşamıyor. Olsa da iste istemez yeni dönemde global çapta da bir e, burada bir yukarı yönlü reaksiyon beklentisi de gündemde. İşte bu koşul altında e, TCMB'yi ve Türkiye ekonomisini oldukça zorlu bir dönemden e, beklediğimizi, e, geçeceğimizi söyleyebiliriz. İşte bu noktada Merkez Enflasyon inmeden bir faiz indirim kararı verirse daha önce yaşanılan e, hatalardan ders alınmadığı ortaya çıkar ve bu kur üzerinde baskı oluşturur. Umuyorum ki bu dönemde Merkez Bankası çok daha akılcı bir şekilde piyasaları yönetebilecek bir kabiliyete ulaşabilir. Bu sebeple de yeni hafta denemeklerinde ABD Merkez Bankası'nın yılın ilk toplantısına odaklanıyoruz. İş tarafta da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumu. Aslında yol haritasını çok net bir şekilde görüyor olacağız. Orada e, Başkan Kavcıoğlu'nun mesajları da bu anlamda önemli olacaktır diyebilirim. Yani genel anlamda aslında iki e, gelişme üzerinde odaklanmakta fayda var. Tabi yeni hafta dinamiklerinde Amerika'dan ve Almanya'dan büyüme var. İşte Euro bölgesi, Fransa, Almanya, İngiltere, Amerika imalat ve hizmet öncü PMI rakamlarına ulaşacağız. Amerika'dan işte çekirdek PCE fiyat endeksi olsun, dayanıklı mal siparişleri olsun. Bu tarz data setlerine ulaşacağız ama ana odak noktamız iki kritik merkez bankasının mesajları olacaktır diyebiliriz. Şimdi buradan Teknik tarafa geçelim. Teknik tarafta özellikle bazı değişmeler gerçekleştirdiğimi söyleyebilirim. Bu değişmeleri de özellikle şu şekilde izah etmek lazım hemen e, teknik tarafa geçmeden önemli benchmark göstergeler var. Bu göstergeler yani referans alabileceğimiz göstergeler. Bu göstergelerle birlikte sizlere aktarabileceğim beklentiler sizin Diğer varlıkları ilişkin beklentilerinizle yorumlayabilmeniz açısından da önemli. Örnek veriyorum Dünyanın en önemli göstergelerinin nedir diye soracak olursanız ben size dolar endeksi, ABD 10 yıllık tahvil faiz oranı, S&P 500 endeksi olarak vurgulayabilirim. İşte kripto tarafta Bitcoin, işte emtia tarafında altın kendi iş dinamiklerimizde borsa ve dolar fiyatlama reaksiyonları bu anlamda önemli olacaktır. Ben de videomu bu konsepte bürünerek en azından genel bir piyasa değerlendirmesi içerisine girebileceğinizi umut ediyorum. Yani bunları yapmamdaki ana temel sebep hem finansal okuryazarlığa katkı sağlamak hem de sizin varlıklara ilişkin beklentinizi şekillendirebilmek. FED diyoruz değil mi? Fed dediğimiz zaman niye Amerika borsası şu anda baskılandı? Çünkü Fed'in daha agresif bir tonda e, faiz artırışı görüntüsüne gidebileceğine ilişkin. Mesela şu anda ekranda görmüş olduğunuz iki tane e, tab grafik var. Sol tarafımızda dolar endeksi, sağ tarafımızda ABD 10 yıllık tahvilin faiz oranı. Sol taraftaki dolar endeksi grafiğimize baktığımız zaman da uzun bir zamandır 100 günlük hareketli ortalamalarca e, yukarı yönlü reaksiyonlar devam ediyor. Hangi zamandan beri? 16 Haziran 2021 tarihinden beri. Yani Fed'in Haziran toplantısından beri endeks pozitif trendini sürdürüyor. Grafiğim 100 günlük üstsel ve basit hareketli ortalamalar. Bu ortalamalar şu anda 94, 80 94 4.90 bölgesinden geçiyor ve bu ortalamalar üzerinde kaldığı müddetçe dolar temasında yükselme eğilimi devam ediyor. Yani klasik dolar endeksi. Amerikan dolarının 6 adet para birimi karşısındaki ağırlığı. Burada euro dolar analizini çıkardım. E, dolar endeksinde yukarı yönlü reaksiyon devam ediyorsa euro dolar da aşağı yönlü hareketlerine devam ediyor. Kabatarsak 1.15 altında işte 1.12 1.10'lara doğru yeni bir beklenti oluşabilir. Yeter ki dolar endeksi bu trendini korusun. Sağ tarafta ABD 10 yıllık tahvil faiz oranı var ki Twitter'da da bunu ara ara paylaşıyorum. Son dönemde 1.90'lara ulaştıktan sonra bir baskı gördü. Bu baskıyı gerçekten devam ettirebilecek mi? Yoksa artık düşüşler sona erdi? Buna bakacağız. Şu an için 1.68-1.71 bölgesini dikkatle takip ediyoruz. Eğer 1.68-1.71 bölgesi üzerinde kalmayı sürdürürse... ABD 10 yıllık tahvil faiz oranındaki düşüşler sınırlı kalır ve iki seviyesine doğru yeni bir reaksiyon içerisine girebilir. İşte haftaya yani yeni hafta dinamiklerinde FED e, toplantısından çıkacak mesajlar 1.68 1.71 altında mı yoksa üzerinde mi hareketlilik söz konusu bu sorun cevabı açısından önemli. Ana destek noktamız trendin alt bölgesine bakacak olursak kaba 1.45'lerden geçiyor ve yükseliş eğilimi desteklenmektedir diyebiliriz. Bu bilgileri paylaştıktan sonra diğer benchmark S&P 500'e geçmek istiyorum. Son dönemde bizim de borsalarımızda aşağı yönlü bir hareketlilik izlendi. Global tarafta da bu belli. Nasdaq'da var, S&P 500'de var, DAX 30'da, ya DAX 40'da var. Hepsinde var ama benchmark referans alacağımız S&P 500 endeksi. Düşüşler dikkat çekiyor. Peki bu düşüşler ciddi bir panik havası yaratır mı? ben bu panik havasının olacağını düşünmüyorum. Ama algıda değişkenlik olması adına sol tarafımda günlük, sağ tarafımda aylık grafik var. Aylık grafik işin uzun vadeli konjöktürünü, günlük grafik işin biraz daha kısa vadeli görünümünü inceleyebilmeniz açısından önemlidir. Uzun vadeye gelecek olursak alt tarafta 4200 ve 3850 özellikle bu bölgeler uzun vadeli kritik. Bu bölgelerin altında aylık kapanış görmediğimiz müddetçe S&P 500 endeksindeki bu düşüşler bir tepkidir. Bu ay gerçekten önemli düşüşler izledik Fed agresifliğinde ama henüz trend değişmiş değil. Uzun vadeli S&P 500 endeksinde görüntü pozitif. Ancak kısa vadeli olarak baz aldığımız 144 günlük üstel hareketli ortalamanın altına sarkıyor olması Biraz daha tepki hareketi yani biraz daha düşüş hareketinin devam edebilme ihtimalini gündeme taşıyor. Burada iki tane ana ortalama referans alabiliriz. Bunlardan bir tanesi 233, bir tanesi 377. Bu arada bu tarz rakamlar hocam niye 144, niye 233, niye 89, niye 377? Bu soruların cevapları için lütfen teknik analiz eğitim bölümünde hareketli ortalama eğitim videosunu inceleyin. Bu rakamların ne kadar önemli olduğunu, standart klişe rakamlardan daha fazla hassasiyet içerdiğini orada anlayacaksınız. Neyse konumuza dönelim. S&P 500'ün kısa vadeli görüntüsünü aşağı yönlü hareketlerde nereye kadar gidebilir? İlk etapta 4350, daha sonra 4125. Ama bu senaryonun çalışabilmesi için üstteki ortalamayı aşmaması lazım. 4507. 4507'nin altına günlük kapanış yaptığı müddetçe alt bölgelere ulaşmak isteyebilir. Alt bölgelere ulaştıkça da uzun vadeli alıcılar tekrar devreye girer. Ha dediğimiz olmadı. Alt bölgeler teyit edilmeden yukarı yönlü bir hareket izledik. 4507'nin üzerinde günlük kapanış yaparsa algı artık tekrar pozitife döner. En azından kısa vadeli algı pozitife döner. Uzun vadeli alıcılar iştahlanır ve yukarı yönlü hareketlerini 5000 seviyesine doğru yakınsayacak yeni bir potansiyel hareket bekleyebiliriz. İşte ama bu hareket öncesinde neresi diptir sorusunun cevabında gerek kısa vadeli gerekse uzun vadeli göstergelerimizin seviyeleri bu anlamda dikkate alınabilir. Şimdi emtia tarafında göstergemiz altın olsun. Altın tarafında da Grafiksel anlamda baktığımızda işte 2020 yılında 1965'i gördü. 2021 yılında 1675'i gördü ve incelediğimiz zaman belli başlı seviyeler arasında sıkıştı. Ve kanal iç hareketlerde de yukarıda 1850, aşağıda 1755 kritik bölge. Dikkat ettiyseniz geçen hafta 1850'ye yaklaştı ama burayı aşamadı. Aşamadığı için de Baskı gördü. Gerçekten bu baskı 10 altını 1755'e taşıyacak mı? Bu sorunun cevabı için şu seçenek var: 1850'nin altında kalıcık hareketler devam eder ve 1805'i kırarsa, o zaman 1755'i konuşuruz. Peki pozitif senaryoyu konuşabilmemiz için ne olacak? 1850'nin üzerine günlük kapanış. O zaman 1965'i konuşabiliriz. Şimdi şuna dikkat edelim. Fed faiz arttıracak mı? Arttıracak. Bu sene agresif bir tona bürünecek mi? Evet bürünecek. Dünya Altın Konseyi raporunda ne yazıyor? Enflasyonun yüksek olduğu zamanlarda ons altın daha fazla primleniyor. Daha fazla gözde popülaritesini koruyor vurgusu. Ama tabi bunu konuşurken o zamanlar kripto paralar yoktu. Şimdi bitcoin altın S&P 500 Bitcoin gibi ya da Nasdaq Bitcoin gibi kıyaslamalar yapılıyor. Yani burada acaba bir kriptoların şu anda çakıldığı altının biraz olsun rağbet gördüğü bir ortamda altına olan talep tekrar gündemimizi meşgul eder mi? Fiyat anlamında bunun teyit kazanabilmesi adına 1850'nin üzerinde kalıcı harekete ihtiyacımız var. Yoksa kanal içi sıkışma hareketi devam eder. Burada 1850 yukarıda, aşağıda da 1755 olarak karşımıza çıkar. Ya ben umutluyum yukarı yönlü bir reaksiyon verebilme potansiyeli üzerinde duruyorum. Ama fiyat bana henüz tam anlamıyla bu teyidi kazandırmadı diyebilirim. Tabi bu videoda en fazla Bitcoin'i inceleyeceksiniz. Neden? Çünkü Bitcoin tarafında çok ciddi düşüşler izlendi ve bu düşüşlerle birlikte ciddi can can yanmalarda olmuştur muhtemelen ya da biraz enseyi karartmış da olabilir yatırımcılar. Çünkü tepelerde 40 binden, 41 binden, 45 binden, 50 binden, 59 binden belki 65 binlerden malda kalanlar olabilir. Geçen hafta hatırlarsanız benim sizlere paylaştığım çalışmamda bu bölgede yani turuncu çizginin olduğu trend bölgesinden toparlanıp ortalamalara ulaşabilme ihtimali üzerinden durmuştum. Ama beklentim Gerçekleşmedi yani tam o beklentim gerçekleşiyordu ki ciddi bir baskıya maruz kaldı zaten negatif bölgedeydi ben işin tepkisel boyutundaydım bu tepkiler işte 47 binlere gelebilir belki de buraya aşabilir. böyle bir ihtimal olabilir e, psikolojik anlamları bu ihtimal üzerinde durmuştum ama maalesef benim e, beklentim gerçekleşmedi yani bu ne demek yani benim ya da X kişisinin beklentisinin gerçekten hiçbir öneminin olmadığını Yine bakın çok net bir şekilde görmüş olduk. Burada bizim beklentilerden ziyade strateji anlamında neye dikkat etmemiz gerektiği hususu önemi arz ediyor. Strateji. Bundan sonra Bitcoin'de ne yapılması gerekiyor? Şimdi yine bakın bir tarafta günlük grafik var, bir tarafta aylık grafik var. Aylık grafik işin uzun vadeli konjöktüründe nelere dikkat etmişiz? Fibonacci çizdik. 20, 50 ve 144 aylık üstel hareketli ortalamalar. 20 aylık üstel hareketli ortalama 36.980 siz onu 37.000 olarak yuvarlayın. Daha sonra 50 aylık ve, ve 144 aylık. 50 aylık 23.630 144 aylık 110, 11.111 seviyesi. 11.112 civarları. Buralar önemli gösterge rakamları. Şimdi İlk etapta aylık bir grafik olduğu için uzun vadeli konjöktürde 23 24.000'lere 24 lira doğru çakılacak mı, düşecek mi? Bu sorunun cevabı için ben bu aylık kapanışa bakacağım. Yani ay ayın son işlem gününde ve son işlem günündeki e, günün kapanışına bakacağız. Yani 31 Ocak gününün günlük kapanışı hangi seviyede? 37 binin üzerinde mi? 37 binin altında mı? 37.000'in üzerinde ise Bitcoin tarafında bir toparlanma eğiliminden bahsedebiliriz. Ancak bu toparlanmanın gönül rahatlığı ile yukarı yönlü reaksiyonların işte 67 binleri hatta 100 binlere konuşabilmemiz için uzun vadeli olarak 48 binlerin üzerinde kalıcılaşması lazım. Bakın senaryomuz şu 37 binin üzerinde aylık kapanış biraz nefes almamızı sağlar. 48 binin üzerindeki kalıcılık davul zurna çalmanıza imkan tanır. İşin pozitif tarafı. Peki 37 binin altında aylık kapanış oldu. Ne yapılır? O zaman biraz daha Bitcoin tarafında negatif bir senaryo konuşulur. İlk etapta benim grafikte gördüğüm 33.500 daha sonra 29.000'ler. 29.000'ler gerçekten önemli. Burası kırılırsa diğer ortalama dediğimiz yer 23.630. 24.000 ile 23.000 diyebiliriz bu bölge. Bu bölge benchmark. O zaman orası uzun vadeli alıcıların tekrar alıma dahil olabileceği bir bölge olur. Yani teorik anlamda. Şimdi bunu teorik anlamda vurguluyorum ama oradan mı döner, yukarıdan mı döner, nereden döneceğini bilmiyoruz. Sadece belirli teknik seviyelerle tahminler yürüteceğiz. Yani 24.000'lerden mi dönecek, 29.000'lerden mi dönecek, 37 bin bir dönecek? Bunun için fiyatlama davranışlarına bakmamız lazım. Uzun vadeli konjöktürde. Bunu bir şeye koyalım. Gelelim kısa vadeye. Şimdi kısa vadede ilk etapta 37 bin 500. Önemli bir direnç. Atabilirse 42 bin 44 bin aralığına doğru bir toparlanma. Ama ana görüntüde hala 47 binin altında negatif. Peki 37500'ü diyelim ki aşamadı. Üzerinde günlük kapanış yapamadı. Satış baskısı devam ediyor. Nereye kadar gider? 33250, 29000. 29000 ana destek. Kırılırsa satıcılı seyir hızlanır. Nereye kadar? 24000'e kadar. O halde nereye dikkat edeceğiz? Şu an için ilk etapta 37500'e takip ediyor olacağız. Ana direnç noktası 47000. Ve şunu da söyleyebilirim. O son hareketler sonrasında Biraz temkinli olmak gerekiyor. Tabi diyeceksiniz ki işte alttan dip, dipten toplayalım mı? Yani eğer param var maliyetimi düşürmek istiyorum. Alt bölgelerden toparlayabilirim. Toparlayalım mı? Burada risk yönetimini doğru bir şekilde yapmanız lazım. Ne kadar paranız var? Şu anda sizin bitcoin maliyetiniz nedir? İşte maliyet yapacağım derken sürekli aşağı çakılırsa bu sefer elinizde de nakit kalmaz. Bu sebeple de bu tarz durumlardan uzaklaşalım. Risk yönetimini doğru bir şekilde yapalım ve eğer sizin için e, tekrardan yukarı çıkacaksa ki zaten uzun vadeli çıkacak ama biraz kısa vadeli dönemde can sıkıntısı devam edecektir. Bu noktada biraz daha e, rasyonel takılırsanız daha iyi olacaktır. Tabii bu tür zamanlarda malda kaldıkça sizi psikolojik anlamda yıpratacaktır. Bu Forex'te de böyledir. Diğer piyasalarda da böyledir. Bu psikolojiden kurtulabilmeniz için sakin kalmalı, aceleci karar vermemeli, düşüncenizi destekleyecek açıklamalar veren e, YouTuber'lardan, Twitter fonomenlerinden uzak durmanız gerekiyor. Yani siz işleme girmişsinizdir, bir şekilde girmişsinizdir. Ha, burada tepede kalmışsınızdır. Bunun stopunu kullanmadığınız için sıkıntı yaşayacaksınız. O ayrı konu. Ama bu sıkıntılı süreçte de hatalar üzerine hatalar yapmamak için biraz dışarıdan ayrışmak, biraz piyasayı kendi gözünüzde biraz daha görme, biraz daha uzaklaşmak daha mantıklı olacaktır. Ee, bu sebebi ele kaldıraçlı kullanıyorsanız zaten geçmiş olsun. O ayrı konu. Ama normal kullanıyorsanız otomatik olarak biraz daha dişinizi sıkmanız gerekiyor, sabırlı olmanız gerekiyor. E, mal e, alttan alıp da maliyeti azaltmak için de gerçekten çok radikal yerlerde kararlar alabilmeniz lazım. Örnek veriyorum işte 29.000 daha sonra 24.000 aslında iki ana destek bölgesi. 24.000 çok güzel bir bölge ama oraya düşürürler mi düşürmezler mi onu kimse bilemez. Ben sadece işin fiyat tarafında sizlere bu bilgiyi vermek istedim. Son olarak da yurt içiyle paylaşalım. Önce dolar sonra borsa İstanbul dolar türk lirası baktığımız zaman yaklaşık 1 liralık bölgede yani yukarıda 13.95 aşağıda 12.95 sıkıştık. Şimdi 1 liralık bir hareket alanı sıkışma olduğu için bu bölgenin dışında kalıcı hareket olursa en az 1 liralık bir hareket beklenir. Yani 13.95'in üzerinde 15 lira doğru 12.95'in altında işte 12 liraya kadar bir hareket beklenebilir mi? Beklenebilir. Peki burada kırılım nerede olacak? İşte e, burada Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin açıklamalarına baktığımızda aşağı yönlü bir kırılım olmasını bekler. Yani onlara yakın sayacak bir beklentisi var. Ama piyasa buna izin verecek mi, vermeyecek mi? Burada şuna dikkat edeceğiz. Verilecek mesajın Hazine ve Maliye'den, TCMB'den, hükümetten, Sayın Erdoğan'dan gelecek mesajların karşılık bulup bulmayacağı ile alakalı. Ya bulursa tabii düşer. Ama bu düşüş algıyı değiştirir mi? Hayır, grafiğe bakın. 1070 1105 bölgesinde ana desteğimiz var. 144 günlük üstel hareketli ortalama ve bu bölgenin üzerinde hala trend pozitif. İlaveten buraya kadar düşer mi hususunda da 12.95'in altında günlük kapanışa ihtiyaç var. 13.95'in üzerinde günlük kapanış olursa o zaman artık düşüşler bitti, yukarı yönlü reaksiyonlar konuşabiliriz diyebiliriz. Son olarak da Borsa İstanbul 100 endeksi bizim yurt içinde referansıdır diyebiliriz. Sağ tarafta aylık grafik, sol tarafta günlük grafik Düzeltiyorum 240 dakikalık grafik bize bakış açımız açısından da önemli. Son dönemde bir düşüş oluştu. Tepelerden yakalananlar oldu. Hisse tarafına da ciddi Ayrışma içerisine girildi e, insanlar ne oldu seçtiği hisselerde tepede yakalanabildi alt tarafta sürekli maliyetlenme yapmaya çalıştı elinde para var yok ayrı konu ama bir sıkıntılı bir dönem içerisine girmiş oldu. Tabi globalde de bunun yaşadığı için ister istemez e, bizimkilerde de bir panik havası oluştu ama 2022 2020 ve 2021 gibi her hissede para kazanabileceğiniz bir dönem olmadığını ben daha önce söyledim hisse ayrışmaları olacaktır. Borsa düşerken hissenin yukarı yönlü çıkış gerçekleştirebildiğini de göreceksiniz ki nitekim bunu gördük. Bu sebeple de hisse tercihleriniz çok önemli olacaktır. Borsa İstanbul'un uzun vadeli görüntüsüne baktığımızda aslında hiçbir problemimiz yok. 1875 olsun, 1710 olsun buralar önemli destek bölgeleri ve uzun vadeli yukarı yönlü reaksiyonu destekleyebilmek açısından da önemli. Burada 1985 ya da psikolojik 2000 seviyesi üzerinde eğer Ocak ayını tamamlayabilirsek Şubat ayına daha pozitif bir yaklaşım içerisine girebiliriz. Bu sebeple de 31 Ocak tarihindeki kapanışa odaklanmak önemlidir. Ama tekrardan 2400'lere, 2430'lara ben biz tüzün ulaşacağını düşünüyorum. Yani 2000'lerden 2430 %20 demek zaten yani bugün enflasyon %36'larda ve %45'lere çıkması bekleniyor. Teorik enflasyon rakamının vatandaşların da enflasyon üzerinde bir getiri arayışı içerisinde olduğu bir ortamda hisselerin burada cazip olacağını söyleyebiliriz. Sadece kur korumalı mevduat. Burada hisse piyasasına zarar verir mi, vermez mi buna biraz daha odaklanmak gerekiyor. Bunu ayrıştırmak gerekiyor. Burada ama yine hisse tercihlerinin ben 2022 yılında da avantajlı olacağını düşünen taraftayım diyebilirim. Kısa vadeli olarak baktığımızda, evet kısa vadeli hareketli ortalamanın altına sarktık. 20-13 hareketli ortalamanın altına sarktık. Ama ana görüntüde hala 144 periyodlu küstel hareketli ortalamanın üzerindeyiz. Yükseliş trendinin üzerindeyiz. Bu, bu sebeple de algı pozitif. Yani 1955-1960 buraların üzerinde kaldığı müddetçe 2100'lere 2225'lere doğru bir hareket ben beklentisi içerisindeyim. Ha, son hareketler henüz kısa vadeli ortalamayı aşmadı. Yani baktığınız zaman 2030 bölgesinin üzerinde kalıcılaşamadık ama yine de yükseliş trendinde olması yeni dönemde pozitif bir mesajın oluşmasına imkan tanıyabilir diyebiliriz. Genel çerçevede sizlere hem makro detaylandırmalar hem de teknik aktarımlar bu şekilde izah etmiş olduk. Sağlığımızı öncelikle tutarak başarılı bir trade haftası geçirmenizi diliyorum.